Merhaba, iyi akşamlar. Bu eski Mısır şiiri. Burada iki tane önemli konu var. Bir tanesi Talat Said Halman. Bu bizim Kültür Bakanımız. Gurur duyacağımız bir kişilik. Çok başarılı hizmetler yapmış, çok değerli bir bakanımızdır. Bu birinci. İkincisi 10 lira arka kapak. Bunlar Mısırlılar. Üste bir şey yok. Binlerce sene önce sadece çamaşırları var. Evet. Bunlarla ilgili de ayrıca bazı kitaplar var. Onları da günü geldiğinde yavaş yavaş okuyacağız. Desenler Balcıoğlu'nun, kapak Ermeni. Kime sunmuş? Kime takdim etmiş? Çok değerli bir sözcük. Canım kızım Defne İclal Halman'a armağan. Bir babanın evladına bırakacağı en değerli eserlerden bir tanesi. Mısır kültürü, Hint kültürü, Çin kültürü, Türk kültürü, Anadolu kültürü, Asya, Afrika, Avrupa kültürü, Mezopotamya kültürü, Ön Asya kültürü, bunlar dünyanın en değerli kültürleridir. Girit, Miken uygarlığı, bunlar Kafkasya, bunlar harika, üstünde durulması gerekli olan muazzam bilgiler dağıdır. Bunlar bir hazinedir. Aztekler, İnkalar, Mayalar, Avustralya yerlileri, Java Adası, bunları günü geldikçe yavaş yavaş okuyacağız. Takdim edeceğiz, tartışacağız, yorumlayacağız. Birbirimizi etkileyerek yolumuza devam edeceğiz. Ortak noktalar arayarak, bularak. Şimdi sunarkenden güzel bir sohbet başlatmak istiyorum. En eski çağların ve uzak uygarlıkların edebiyatını yeni yeni tatmaya başlıyoruz. Türk şiirinin ilk ürünlerini öğrenip incelemekte bile inanılmaz derecede kadar geç kalmıştık. Türk şiirinin, kelimeye bakın yavaş yavaş. Türk şiirinin ilk ürünlerini öğrenip incelemekte bile inanılmaz denecek kadar geç kalmıştık. Biz mangalda kül bırakmıyoruz. Yani Atilla, Timur, Moğollar, Uygurlar, Türkler, Selçuklular, Anadolu Selçukluları, Osmanlılar. Ama şairlerimiz için ne yapmışız? Türk şiirinin ilk ürünlerini öğrenip incelemekte bile inanılmaz denecek kadar geç kalmıştık. Bak düşünün. Uygurca şiirleri ve Divan-ı Lügat-ı Türk'teki eski nazım örneklerini bizlere yabancı bilginler sunup öğretti. Kendi edebi geçmişimizi ihmal edip durduğumuz dönemlerde başka kültürlerin eski edebiyatına yönelmemiz beklenemezdi elbette. 1950'lerin sonuna kadar memleketimizde eski ve uzak şiir geleneklerine bilginlerimiz de, araştırmacı ve çevirmenlerimiz de, şairlerimiz de hiç ilgi göstermiyordu demek yanlış olmaz. Şimdi ise elimizde güçlü incelemeler ve güzel çeviriler var. Çin şiirinde Muhaddere, Özerdim, Sami Akal'ın önemli çalışmalar yayınladılar. Japon şiirini de yine Akal'ın geniş kapsamlı bir kitapta sundu. Birçok ünlü çevirmenler Can Yücel, Ülkü Tamer, Bülent Ecevit, bir de Orhan Veli Kanık. Çin ve Japon şiirlerinden
nefis örnekler verdiler. Bu rahmetli Bülent Ecevit'in Sanskritçe Hindistan çevirileri var, Hindistan şiirleri. Orada bir dev insan var. Sir Rabindranath Tagore. Onun kitaplarını okudum. Muazzam bir aydın, muazzam bir eser ve muazzam lider bir şair. Dünya için ve Hindistan için. Evet, şimdi devam ediyoruz. Son yıllarda Batı'da da yaygın ilgi toplamaya başlayan Afrika şiirleri üzerine Gür Kal Aykal bir iyi çalışmalar yaptı. Eskuma şiiri konusunda ben bir kitap yayınladım. Sanskrit şiiri Cemil Meriç'in Hint Edebiyatı adlı eserinde yer almakla birlikte özellikle çeviri bakımından bir hayli ihmale uğramıştır. Başta Asaf Halet Çelebi ve Selahattin Batı olmak üzere birkaç çevirmenimiz Sanskritçe'den bir avuç şiir çevirdi, o kadar. Kızılderili şiirlerinden Can Yücel'in ve başkalarının 3-5 çevirisi var ancak. Aztek şiirini hiç bilmiyoruz dense yeridir. Sanskrit ve Kızılderili şiirleri üzerindeki çalışmalarımı yakında yayınlayarak bu iki boşluğu doldurmaya çalışacağım. Aztek şiirini de elimden geldiği kadar şiir severlerimize sunmak istiyorum. Eski Mısır şiiri 20 yıldan uzun süredir bazı şair ve çevirmenlerimizin ilgisini çekmektedir. Çeşitli dergilerde eski Mısır şiirinin birçok güzel örnekleri yayınlandı. Tercüme dergisinde Salahattin Batu'nun ve Nezih Tunç Yalman, Bülent Ecevit'in Yenilik'te, Sami Akalın'ın Türkçe'de, Sait Maden'in Sönmez Kantman'ın Yeni Ufuklar'da, Musa Baran'ın başarılı çevirileri çıktı. Son yıllarda ben de Varlık'ta, Yeditepe'de, Güney'de eski Mısır şiirinden birçok çevirilerimi yayınladım. Elinizdeki kitap eski Mısır şiirinin gelişmesi ve özellikleri konusunda bir araştırmadan ve çeşitli şiir türlerinin belli başlı örneklerinden meydana gelmektedir. Uzun ön söz eski Mısır şiirini, Mısır uygarlığını tümün içinde değerlendirmeye çalışmaktadır. Çeviriler orijinal şiirlere sadık ama Türkçenin özelliklerine uygun olmaları düşünülerek yapılmıştır. Denebilir ki eski Mısır şiirinin hiçbir önemli eseri ya da örneği bu derleme dışında bırakılmamıştır. Mısır kültürü ve tarihi konusunda daha geniş bilgi edinmek isteyenler, yabancı dil biliyorlarsa kaynaklar bölümünde sıralanan kitap ve yazılardan yararlanabilirler. Yabancı dil bilmeyenlerin belli başlı Türkçe ansiklopedilerin eski Mısır bölümlerine ya da şu üç esere başvurmalarını tavsiye ederiz. Harika. Mehmet Ali Şevki, Eski Mısır, Fransızcadan çeviri eski harflerle. Yusuf Ziya Özer, Mısır Tarihi 1939. Profesör Afet İnan, Eski Mısır Tarihi ve Medeniyeti 1956. Eski Mısır şiirinin yayınlanmasına ilgi gösteren ve gün ışığına çıkarılması uğruna hiçbir gayreti esirgemeyen Sayın Ümit Yaşar Oğuzcan'a yürekten teşekkür ederim. Yerli ve yabancı pek çok eseri güzel baskılarla sunarak Türk kültürüne önemli hizmetlerde bulunan İş Bankası'na bu kitabı yayınladığı için teşekkür borcum büyüktür. İş Bankası Halkla İlişkiler Müdürü Sayın Vedat Varol'a da minnet duygularımı sunarım. Mısır Edebiyatı şiirden başka türlerde de güzel ve ilginç örnekler vermiştir. Benim ilgimi en çok şiir çektiği için sadece şiir kitabı hazırladım. Gönül ister ki er geç Mısır Edebiyatı'nın bütünü üzerinde çok daha geniş kapsamlı bir inceleme ve derleme de yayınlansın. Bu bakımdan elinizdeki kitabımı bir öncü çalışma olarak sunmak isterim. Şimdi Mısır kültürü üzerine kocaman bir kitap devam ediyor. Ben Ölüler kitabından bir şiir okuyayım.
Ben dünüm, bugünüm, yarınım. Varlığımla doymayan gün yoktur. Benim açtığım yoldur şimdiki çağ. Ölüler kitabında. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Bol bol Mısır Kütüphanesi üzerine, Mısır kitapları üzerine, İskenderiye üzerine konuşmalarımız olacaktır. Saygılarımla.